Yanımda hepinizin tanıdığı ve bildiği dil bilimci Dmitri Olevkov var. Kendisi Ahan hakkında bir konuşma yapacak. Bahsedeceği hususlar hepimiz için çok değerli. Buyurun lütfen. Arkadaşlar, konuşmama başlarken şunu söylemek isterim. Ben Kazak halkına hem ilgiyle hem de imrenerek bakıyorum. Bay Tursunulu adında muhteşem bir bilim adamınız var. Onu diğer bilim adamlarından ayıranın ne olduğunu biliyor musunuz? Bay Tursunulu çok muhtevalı, halkı için çok önemli bir işle uğraşıyor. Kendisi bilimi bilim için yapmıyor. Eserlerini sanat için yazmıyor. Halk için gerekli olduğunu düşünerek yaptığı işler kendiliğinden bilime ve edebi esere dönüşüyor. Bay Tursunulu, sizin deyiminizle Ahan, eşi benzeri olmayan şahane bir alfabe hazırladı. Ben dil bilimci bir bilim adamı olarak yaptıkları karşısında şapka çıkararak şunu söyleyebilirim. Kendisinin üstün çalışması Türk halkı için, bütün Türk dünyası için ortak bir hazineye dönüşecektir. Saygıdeğer dostlar, Ahmet Baytursunoğlu hakkında konuşurken kendisinin müzik kabiliyetini ve bu konudaki eşsiz bilgisinden bahsetmemek olmaz. Kendisi her şeyden önce şahane bir solist, dombra, piyano ve aynı zamanda keman çalıyor. Ahmet Baytursunoğlu halk müziğimizi derinden biliyor, korunmasına vesile oluyor. Kazak aydınları içinde bana en çok şarkıyı öğreten kişi de kendisi. Devasa 36 eseri onun ağzından duyup dinleyerek yazdım. Biliyor musunuz? Benim bu işle hiç düşünmeden uğraşmama ön ayak olan, hususen aylık bağlatan kişi de o. Şimdi izninizle konuşmasını yapmak üzere Ahmet Baytursunoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Kıymetli kardeşler, beni türlü şekillerde övüp şımarttığınız için teşekkür ederim. Ben kendim hakkında konuşmayı pek beceremem. Ama bugün bunun sırası gelmiş gibi. Aslında ben sıradan bir öğretmenim. Çok iyi bir eğitim aldığım da söylenemez. Boğaz eğitimi de her hal ve şartta, halkımın çıkarları doğrultusunda, halkımın amaçlarına uygun biçimde kullanmaya çalışan biri oldum. Beni ben yapan zamanın kendisi. Çarlık döneminin zorbalığı ile zulüm siyaseti. Bütün bunlara göre milliyetçi olduk. O zaman milli hedefleri düşünmemek mümkün değildi.
Benim yaptıklarım da tarihin eleştirisinden nasibini alır elbet. Günümüz gençlerine diyeceğim şu. Ben de sizler gibi bir insanım. Benim az çok yaptığım işler, sizin herhangi birinizin de elinden gelecek işlerdir. Buna samimiyetle inanıyorum. Hadi. İmzalamayacak mısın? Tamam. Bana daha ne yapabilirsin? Hadi durma. Elinden geleni yap. Ben Ahmet'i satmam. Ona iftira et diyen niceleri senden önce de korkutmaya uğraştı beni. Başımı kes sen de. Tek bir kötü söz işitemezsin benden. Ahmet. Milletimizin büyük bir ferdi. Senin gibi ferasetsizler anlamaz. Şunu unutma. Onun kıymetini bilenlerle yasını tutanların bedduasına uğrarsın. Benim diyeceğim bu. Elinden geliyorsa şimdi öldür beni. Eğer tavrınız bütün ulusa aynı gözle bakmak ise bu lafta kalmamalı. Hayata geçirilmeli. Bunu göz ardı etmenin lüzumu yok. Siz halkı aydınlatma işinin en kapsamlı mesele olduğunu bile bile benim teklifimi geri çevirdiniz. Şimdi bu işlerin ivedi olarak ele alınmasını talep ediyorum. Ahmet Bey, sizinle aynı fikirdeyim. Halk Aydınlatma Komiserliği bünyesinde eğitim komisyonu kurulması hususunda program hazırlayalım. Moskova'ya gönderelim. Bu olaydan sonra çok geçmeden ağanın arzuladığı bilim komisyonu kuruldu. Bir insan için hava ve su ne kadar gerekliyse eğitim de o kadar gereklidir. Fakat günümüzde halka okuyun demek, atın ayaklarına bu kağıt taktıktan sonra onu dehlemekle aynı. Kitapsız eğitim veren öğretmen, silahsız askere benzer. Eğitim araçlarının en önemlisi çocukların eğitim öğretimine yönelik kitaplardır diyen Ahan, komisyon kararını ilan etti. Böylece fizik kitabını yazma işi Faizullah Galımcıoğlu'na, fen bilimleri kitabı Eldes Omarun'a, okul öncesi terbiye kitabı Nazipa Kurjanova'ya, öğretmenliğin alfabesi kitabı Nurule Karamanova'ya, geometri kitabı Biahmet Sersenoğlu'na, coğrafya kitabı Alihan Bokeyoğlu'na, doğa bilimleri kitabı Halal Dost Muhammedoğlu'na, muhasebe kitabı Alemhan Ermekoğlu'na, Ruslara Kazakça öğretici kitabı Tercan Şonoğlu'na, genel tarih kitabı Kayrettin Bolganboylu'na, psikoloji kitabı Jusuppek Aymatova, pedagoji kitabı Macan Cumaboylu'na, aritmetik kitabı Mennan Turbayoğlu'na, Kazak tarihi kitabı Köşke Kemerganoğlu'na, matematik kitabı Mircakip Dolatoğlu'na yazdırılacaktı. Hepinize kolaylıklar dilerim. Hayırlı olsun. Thanks.